Bugün yeni çıkan bir PC MMORPG'yi inceleyeceğiz. Oyun mobil değil kesinlikle. PC'den oynayabiliyorsunuz. Ve anime grafiklere sahip. Oyuna bir giriş yapalım. Serverımız Azure. Zaten diğer ikisi Çin ve Japon serveri olduğu için onlara bakmanıza bile gerek yok. Giriyoruz. Ben 38 level bir çark asmıştım. Sınıf levelim de 36 idi. Bundan önce bir video daha hazırladım. Ama onda ses almayı unutmuşum. Şimdi tekrar alıyorum o yüzden. Sizle birlikte yeni bir tane daha karakter oluşturalım. Çift cinsiyet bu arada bütün sınıflar ama erkek açacağım ben. Swordmaster'ımız var. Yan tarafta skill'lerini görüyorsunuz. 38 level yan çarım. bundan da Swordmaster kasmıştım. Mage'imiz var. Gunslinger'ımız var. ve Clary'imiz var. Oyunun healer'ı. Tank'ı da Sword masterda. Yani burada Paladin'i veya Ninja'yı seçemiyoruz. Neden seçemediğimizi anlamadım. Onun için onlara yorum yapmayacağım bir bilgim olmadığı için. Hemen bir karakterimizi oluşturalım. Base'imiz şöyle güzel cool bir şey olsun. Bu cool, bu güzel. Öyle çok güzel oldu bu saç stili bir Hafif de Güzel bir tonaj yaparsak Siyah olsun saçımız ya Cırtlak cırtlak bağırmasın Kırmızı da bir göz rengi yapsak Sarı nasıl durur acaba yok Kırmızı iyi Oluşturalım karakterimizi Tamam Burada language seçiyorsunuz Çince ya da Japonca diye Japonca seçelim hiçbir önemi yok Tamamen boş bizim için Burada sınıflar var. Şey sınıfın sesleri var. Önemli değil. Burada duruşlarımız var. Böyle cool bir şey olsun. Şu cool. Aynen. Oyunumuza giriş yaptık. Oyunun mantığı çok basit. Böyle kesinlikle karıştırabileceğiniz tarzda bir MMORPG değil. Çok basit ilerliyorsunuz. Oyun karma karışık böyle birbirine giren bir sisteme sahip değil dediğim gibi. Hemen şu görevi bitirelim. Astral Tale klasik bir Japon MMORPG oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şu slotlarımızı keselim. Astral Tale Myth of the Stars artık resmi olarak dünya çapında faaliyete geçmiş durumda. Tam olarak çıkış tarihi 8 Ocak 2024 olan oyunun yapımcı ve yayımcı şirkete aynı. X Legend Entertainment olarak geçiyor. Oyun anime grafiklere sahip. Çok da tatlı. Böyle bazıları anime grafikleri sevmiyor ama bu oyunda güzel işlenmiş bence. Ben de çok sevmem aslında anime grafik sistemini. Ama bu oyunda yedirilmiş yani göze batmıyor. Oyunun sistem gereksinimleri de çok yüksek Bakın değil. Düşük gereksinimlere sahip olduğu için patates bir bilgisayarda bile rahatlıkla oynayabilirsiniz. <laughs> Dediğim gibi oyunun grafikleri asyal olmasından dolayı anime tarzına sahip hack and slash bir aksiyon kombat sistemi ile birlikte karşımıza çıkıyor. Oyundaki bütün slotları hoplaya zıplaya hareket ederek yürüdüğünüz yerde böyle hareket ederek sıkıyorsunuz. Bu şekilde tokatlayarak geçiyorsunuz yani bütün slotları. Oyunun oyuncu sayısı çok yüksek. Kesinlikle azımsanamayacak kadar çok yüksek bir oyuncu sayısı var oyunun bütün köyleri dolu neredeyse. Oyun şu an daha başlarda olduğu için pek çok kişi başlangıç görevlerinde, başlangıç dungeonlarında ve bütün şeyleri yeni yeni yaptığı için başlayacaksanız ya şimdi başlayın ya da bundan 3-5 ay sonra başlamayı dahi düşünmeyin çünkü herkes ilerlemiş olacak. Şu an her yer doluyken başlayın, ilerleyin. En azından bir çağrınız olsun iki gün sonra dönerseniz falan diye. Oyununda görev sistem bu şekilde. Oradan oraya ışınlanıyorsunuz, oradan oraya ışınlanıyorsunuz. Şimdi bunu birçoğunuz mobil olarak, mobilleştirilmiş bir sistem olarak görecek ama bakış açınızı şu şekilde değiştirin. Mesela ben bu NPC'den diğer NPC'ye görevi teslim ederken, koşmak yerine zamandan kazanıp direkt ışınlanıyorum. Öyle bakın yani. NPC için geçerli bu, otomatik bir kasma sistemi mevcut değil oyunda, otomatik kasamıyorsunuz. O yüzden rahat şekilde rahat rahat oynayabilirsiniz. Sadece dediğim gibi NPC'den NPC'ye giderken ışınlanma mevcut. Bu da sizin zamandan kazanmanızı sağlıyor. Ve zevk veriyor açıkçası yani. Bir NPC'ye yürümek gerçekten beni yoruyor abi. Şuna basıyorum direkt tak yanındayım. Bu kadar basit yani. Ya benim için böyle en azından. Çünkü ben öyle çok PvE content seven birisi değilim. PvP benim için daha ön planda olduğu için böyle buraları hızlı bir şekilde es geçmeyi seven birisiyim açıkçası. oyundaki karakterlerin skill animasyonları, skill sistem falan gerçekten çok cool. Çok gözü böyle doyurucu bir sistem var oyunda. Dediğim gibi bir MMORPG ne kadar basite indirgenirse bu oyun o kadar basite indirgenmiş durumda. Mesela şöyle göstereyim ben size. İtemlerimizde bile üstüne geldiğimizde efsunları diyeyim. Öyle daha iyi anlarsınız. Efsunları bile çok sadeleştirilmiş şekilde geliyor bize. Mesela alta bastığınızda falan detayını gösteriyor ama onu şöyle çantadan mı gösterir. Henüz üstümde bir item yok ama birazdan item düşer. Şimdi 10 levele kasacağım çarı. 10 levelde de sandık açacağız beraber. Onu da göstereceğim size. Oyun yeni olduğu için bize pek çok ödüllendirme veriyor aslında. Şöyle göstereyim. Her 10 levelde bir bize destek paketi veriyor. 10 levelde bir açıyorsunuz. İtemlerinizi veriyor ve hiçbir slotta keserken, kasılırken zorlanmıyorsunuz. Buradan da bahsedeyim size. Burada tamamen özgür bir şekilde karakter oluşturabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Burada tamamen evasion oluşan bir karakter yapabilirsiniz. Ya da atak speedinizi yüksek yapabilirsiniz. Kritiğinizi yüksek yapabilirsiniz. Demeycinizi yüksek yapabilirsiniz. Yani burada sizi tamamen özgür bırakmışlar. Ben ne istiyorum abi? Ben kritik istiyorum mesela. Bir de damage istiyorum. Onayladım. Bu Sword Master'da da mesela tanka çevirebilirsiniz. Tank olarak ilerleyebilirsiniz. Ya da saf DPS olarak ilerleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durumda. Cleric'te de dediğim gibi Battle Priest olabilirsiniz ya da hem heal hem damage olabilirsiniz ya da tamamen demeyiç olabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış, size bırakmışlar. Burayı özgür bırakmışlar yani bize. Görev sistemi dediğim gibi çok hoş. Bunun yanı sıra dungeon sistemi var, grind sistem var, farm atabiliyorsunuz. Dungeon sistemini kesinlikle seveceksiniz. Genele vurduğumuzda bir MMORPG'de dungeon sistemi varsa yani bir bosta mekanik işleyebiliyorlarsa genelde o oyunda grind çok nadir bulabilirsiniz. Olmuyor denilecek kadar az. Ama bu oyunda hem grind atabiliyorsunuz hem de bosslara girip mekanikleri yapabiliyorsunuz. Hatta şimdi ben size bir tanesinin mekaniğini göstereyim. Bir alan bossu çıkacak birazdan karşımıza. Bu alan bossuna bile mekanik eklemiş adamlar. Bu bizim ilk karşımıza çıkan alan bossu. Bunda bile mekanik var. Şuradan skillimizi verelim o konuşurken. Kritik mi atsa acaba ya? Kritik atsın ya. Dur. Tamam. Heh. Yani bu oyun bu zamanlarda değerlendirilecek bir oyun aslında. Mesela listenizdeki oyunu beklerken bir yandan da bu oyunu kesinlikle kasabilirsiniz. Yani hem tek bir oyuna takılı kalmamış olursunuz hem de belki de bu oyundan çok fazlasıyla zevk alacaksınız. Bunu bilemezsiniz. Yani kesinlikle kayda değer bir oyun. Değerlendirilmesi gereken bir oyun. Oyunun shopuna baktım. Market kısmına baktım. Pay to win bir sistem var mı diye. Ben Peyto'yun bir sistem göremedim belki yanlış bakmışımdır. Ama şöyle söyleyebilirim ki pay to skip öğeleri var. Yani öyle çok abartılı bir şekilde değil bu arada. Çok hızlı şekilde sizi öne atmıyor. Birkaç tane var. O da ışınlanmanız için mesela örnek veriyorum. Işınlanırken teleport father kullanıyorsunuz. Bunu alabiliyorsunuz. Bu da sizi mesela belli bir süreden sonra yürümeye başlıyorsunuz. NPC'den NPC'ye ışınlanmıyor. Burada bunu alıyorsunuz. NPC'den NPC'ye ışınlanmaya devam ediyor mesela. Öyle söyleyeyim size. Bu tarz ince detayları şey yapmışlar. Bu da tabii ki oyunun para kazanması adına kesinlikle olması gereken bir şey. Oyunda çok fazla kostüm alan var. Acayip derecede kostüm satıyorlar. Shop sistemi pahalı değil. Mesela örnek veriyorum. Yurt dışında adamlar 10 TL'ye alıp bizim buraya gelince o 300 TL olmuyor. Yurt dışında da 300 TL, burada da 300 TL bandında geçiyor. Hemen hemen birim fiyatları bizimkiyle aynı çünkü. Tayvan parası üzerinden sanırım alışveriş yapılıyor. En azından ben öyle gördüm. O yüzden çok fazla böyle çok devasa fark yaratacak bir şey yok. Oyunu severseniz siz de kostüm alabilirsiniz. Çok pahalı uçuk bir fiyatlara da sahip değil dediğim gibi şop kısmı. Bu tamamen sizin eğlencenize, keyfinize kalmış bir şey. Ama oyundan ben şu an oynadığım kadarıyla zevk alıyor muyum? Alıyorum kesinlikle. Zaten ben bundan önce de karakter kastığım için dungeonlarını falan deneyimledim. Videonun sonuna da onu ekleyeceğim. Onu daha iyi görürsünüz oradan. 5 kişilik dungeon sisteminde görmüş olursunuz. Şunu 5 yapalım ya. Kritik önemli bu karakterde. Gunslinger'da kritik bayağı önemli hem de. Bir oyun beklerken harika zaman geçirmelik bir oyun ya. Aşırı hoşuma gitti benim. Ben de muhtemelen bu oyunda birazcık çark asacağım. Oynayacağım yani. Şu an benim de elimde oynadığım bir MMORPG yok. Bu süre bandında beni tutabilecek bir oyun yani bence. Eğer oyunu oynayacak olan varsa belki Discord'da sohbet muhabbet ederiz. Belki bir ne bileyim. Belki bir topluluk adına bir şeyler kurabiliriz. Guild falan. Yani en azından birbirimizle takılmak adına. Tabi uzun süreli oynarız, kısa süreli oynarız. Oralar farklı. Ama dediğim gibi bir fikir alışverişi yapılır. Beraber oynanılmaya gidilebilir. O şekilde bir şeyler yapabiliriz. Ben hatta size şimdi 10 level olayım oyunun verdiği destek paketini de göstereyim. Oyun tamamen şu an bizi buff'lıyor aslında. Yeni başlayan kişileri buff'lıyor. Yani shop'tan bir şey almanıza gerek yok. Shop'a girin, kostümünüzü alın, çıkın çok istiyorsanız. Oyunu sevdiyseniz oyun size sürekli destek paketi adı altında birçok ekipman veriyor, birçok kostüm veriyor, öe veriyor, kostüm de veriyor bu arada. Birazdan bize kostüm verecek mesela, göstereceğim onu. 10 On level olalım. şu bozu da keselim son olarak bir şey daha anlatacağım oyun sistem hakkında çok önemli o da bu arada kesinlikle bilinmesi gereken bir sistem 没大。 burayı geçemiyoruz O yüzden anlatayım oyunda klasın skill sistemi burası Bunlar sizin 1 2 3 4 5'inize gelen skill'ler ardından burada Bunlar sizin buff'larınız aslında buff skill'leriniz diyebilirim burada common skill'ler var dediğim gibi buraya seçiyorsunuz koyuyorsunuz Bunlar level atladıkça zaten önünüze geliyor şunu teslim edeyim hemen on level olduk Tamam Şimdi burada pet sistemimiz de var. Görev gösteriyor zaten. Pet sistemi de çok detaylı ve çok güzel. Aşırı güzel hatta. Bir saniye onu göstereceğim. Bu mesela mage bir pet, bu tank bir pet. Tank olabiliyorsunuz. Bu da damage bir pet. Blade Master olarak geçiyor. Bu dursun şimdilik. Şimdi şöyle oyunun verdiği şeyi de göstereyim size paketi. Oyun size her 10 levelde bir bu paketi veriyor. Mesela şimdi bunu açtım. 20 level bir paket verdi. Bunu buraya koyuyorsunuz. 20 level olunca onu da açıyorsunuz. Burada bize kostümler verdi. Burada female var. Bunu biz kullanamıyoruz. Bunu şuraya koyalım. Male var. Bunu giyiyoruz üstümüze. Ardından gözlüğümüzü ve sırtımıza da birkaç tane balon veriyor. Bunlar bize tabii ki özellikler de veriyor bu arada. EXP move speed, atak aynı şeyleri veriyor. Görüntümüz gayet tatlı bir şeye dönüştü. Sevmediğinizde buradan gelip kapatabiliyorsunuz. Şimdi anlatmak istediğim şey şu. Class skill'leriniz burası. Special skill'leriniz var. Bunlar önemli değil. Düz atak falan fiştan önemli değil dediğim gibi. En önemli şey burada switch kısmı. Buna bastığınızda başka bir sınıfa geçebiliyorsunuz. Ama ana kastığınız level diğerine göre daha yüksek oluyor. Bu yüzden baştaki seçtiğiniz sınıf burada öne çıkıyor aslında. Ama sanırım genel olarak hepsini 36 level'e kadar şu an gördüğüm 36 hepsini aynı seviyeye getirebiliyorsunuz. Görev yaparak, farm atarak, grind yaparak ya da dungeon atarak aynı seviyeye getirebiliyorsunuz. O yüzden buradan istediğinizi seçip oynayabilirsiniz. İlerleyen seviyelerde de bunu dungeon'a göre değişebiliyorsunuz. Burada paladin ve ninja yine seçilmiyor. Ama paladin ve ninja illaki açılır. Açılacaktır. Oynayanlar var çünkü. Nasıl açılıyor şu an bir bilgim yok ama. Siz karıştırdıkça bulursunuz. Buradan gelip mesela ne oynayalım? Swordmaster olalım. Şu an swordmaster'a dönüştüm mesela. Elime bir kılıç geldi. Swordmaster oldum. Ya da buradan gelirim. Cleric olmak istiyorum mesela. Cleric oldum şu anda. Buradan sınıfınızı dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz sınıfı oynayabilirsiniz. Bu önemli bir sistem. İlerleyen seviyelerde kesinlikle önemli bir sistem olacak. Bunu bilmeniz çok iyi olacaktır. Bunu da oynayacak olanların bilmesinde fayda var. Son olarak söylemek istediğim şey şu. Oyuna kesinlikle şans verilebilir. Oyunu ben oynarken çok sevdim. Oyun bana hitap ediyor anime grafiklerine ya da NPC'den NPC ışınlanmasına kesinlikle takılmayın. Bir, bir oyunu bekliyorsanız, o oyunu beklerken oynayabileceğiniz şu an en iyi oyun bu olabilir. Gerçekten bu olabilir hem de. Hem yeni çıkmış bir oyun, hem bolca buff veriyor, itemlerinizi veriyor, bir sürü destek veriyor, destek paketleri veriyor. Shop kısmı pahalı değil. pay to göremedim. Pay-to-skip sistem var. Ama onu da taraf ediyor oyun zaten size verdiği paketlerle. Yani geriye atmıyor sizi hiçbir şekilde. Yani şu diyeceğim şeyler bu kadar. Oyuna dediğim gibi şans verebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Oynarsanız, oyunu severseniz de Discord'a gelirseniz Discord chatimizden de oyun hakkında yorumlar yaparız, sohbet ederiz. Birlikte bir şey yaparız, dungeon döneriz. Oynarız yani birlikte oynarız. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz görüşmek üzere. Bye bye.